Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere borcamda hazırlayabileceğiniz en pratik, en lezzetli yaş pasta tarifini paylaşacağım. Umarım sizler denedikten sonra beğenirsiniz. Hiç bekletmeden yapım aşamalarına geçiyorum. İlk olarak pandispanyasını hazırlayarak başlıyoruz. 3 tane yumurta ve 1 tane yumurtanın akı var. Sarısını kremada kullandığım için ziyan olmasın diye akını da ekledim. Yani 3 tam 1 tane yumurta akı var. 1 su bardağı toz şekerle rengi açılana, köpük köpük olana dek çırpıyorum. Şekerin yumurtanın içerisinde çok iyi bir şekilde erimesi gerekiyor. Pandispanyanızın güzel kabarması ve yumuşacık olması için. istediğimiz kıvama geldikten sonra yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekleyerek şöyle 1-2 dakika daha çırpıyorum. Ardından kuru malzemeleri ekleyeceğim. 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Bunları eleyerek ekliyorum. İçerisinde herhangi bir topaklanma olmasın. Kabartma tozunun e, pandispanya harcının içerisinde eşit dağılması için genelde keklerin e, içerisine kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. Spatula yardımıyla çok fazla e, kabartmış olduğumuz yumurtanın o hacmini söndürmeden yavaş yavaş e, çırpıyoruz. Ardından yağlanmış olan kare borcamın içerisine pandispanya harcımı dökeceğim. İçerisinde topaklar olmamasına dikkat edelim. Borcamın sadece alt tabanını yağlıyorum sıvı yağ ile. Kenarlarını yağlamadım tutunarak daha güzel kabarması için. Ben kek harcımı boşaltırken fırınımı da 180 derece ayarına getirdim. Fırın ılık olacak e, pandispanya harcını fırına göndermeden önce tüm harcı güzelce tepsinin içerisine aldıktan sonra pişirmeye göndereceğim. Şöyle tezgahı birkaç kez vurursanız sabah kabarcıkların çıkmasını sağlarsınız. Böyle çok daha güzel kabaracaktır. Kek harcımız hazır. Şimdi 180 derece alt üst ayarda ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişireceğim. Benim fırınım çok hızlı bir şekilde pişirmişti. Başında bekleyelim. Üstü çok kızarıp altı çiğ kalmasın. Aynı zamanda fırının alt teline yakın olan kısma koyarsanız daha dengeli bir şekilde pişecektir. Kek pişerken kremasını hazırlıyorum. 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 litre süt ve 1 tane yumurtanın sarısını Karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Sürekli çırparak ocakta hiç başından ayrılmadan kremamı hazırlıyorum. İçerisinde topaklar olmaması için sürekli karıştırmanız çok önemli. Kaynadıktan sonra altını kısıp 2-3 dakikada kısık ateşte kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Bu arada pandispanyamız da hazır, yumuşacık, puf puf bir pandispanya oldu. Öyle kalıp gerektirmeden yapabileceğiniz gerçekten çok güzel bir pasta oluyor. Birkaç yerinden şöyle çatalla delikler açtıktan sonra soğuk sütü kekin üzerine döküyorum. Ee, kekin de ilk sıcaklığı çıkmış olması gerekiyor. Zaten çok güzel yumuşacık olduğu için hemen sütü çekecektir. İyice sütü çekip Kekin soğuması için kenara alıyorum. Bu arada kremamız da hazır. Üzerine bir paket vanilya ekleyerek güzelce çırpıyorum. Bu arada dileyen içerisine bir paket de toz şanti kullanabilir. Hem çok şekerli olmasını istemediğim için hem de kremasının kıvamının çok fazla akışkan olmasını istemediğim için ben eklemedim. Ama dileyen içerisine bir paket toz krem şanti ekleyebilir güzelce çırpalım. Dilerseniz mikserle 2-3 dakika çırpabilirsiniz. Ben elimle bir 5 dakika çırptım. Ardından soğumuş olan kekin üzerine hiç soğutmadan kremamızı dökelim ve eşit bir şekilde spatula yardımıyla her yere dağıtalım. Hem kreması, hem keki, hem de üzerindeki çikolata ganajıyla İnanın yediğiniz hazır pastaların e, kat kat üstünde bir lezzet. Denedikten sonra umarım sizler de bana hak verirsiniz. Hiç bekletmeden içerisine dilimlemiş olduğum muzları yerleştiriyorum. 3 e, tane muz ekledim orta boyda. İnce ince dilimledim. Ve sırayla şöyle belli aralıklarla muzları muhallebinin içerisine Batırıyorum. Çok yukarıda kalmasınlar. Üzerine ganaj da ekleyeceğimiz için e, yukarıda kaldığında muzlar göründüğünde kararabilir. Sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ancak içerisini muzlu yaptığınızda e, lezzetinin ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Elinizde varsa mutlaka muzlu demenizi tavsiye ederim. Tüm muzlarımı yerleştirdim. Şimdi pastam soğurken ben de üzerindeki ganajını hazırlayacağım. Ganaj için ben krema kullanacağım ama yoksa çikolata sosuyla yapabilirsiniz. Hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Bir paket 200 ml soğuk kremayı ocakta ısıtıyorum. Kaynatmıyorum. Isındıktan sonra içerisine 160 gram sütlü çikolata ekliyorum. Dilerseniz hem sütlü hem bitter karışık olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Kremanın sıcağıyla zaten çikolatalar hemen eriyecektir. Çikolata sosumuz da hazır. Pastanın üzerine her yerine gelecek şekilde sosu döküyorum ve dinlenmesi gerekiyor. Ee, üzerindeki ganajın güzelce soğuması için. Ben yaklaşık 3 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra servis etmiştim. Vaktiniz varsa bir gece önceden hazırlayabilirsiniz. Üzeri kabuklandığında, soğuduğunda dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben yeşil fıstık ve çilekle süsleyeceğim üzerini. süsleme kısmı tamamen sizin e, görsel ve damak zevkinize bağlı olarak değişecektir. Hem görüntüsü hem de lezzeti şahane bir pasta oldu. Deneyeceklerin yüzde yüz beğeneceği bir tarif olduğunu düşünüyorum. Evde çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ekstra kalıplar gerektirmeyen dümdüz bir pasta tarifi. Ama dışarıdan almış olduğumuz hazır yaş pastaların lezzetinden kat kat daha güzel bir pasta olduğunu düşünüyorum. Çünkü yiyenler aynen bu şekilde söylediler. Dilediğiniz büyüklüklerde porsiyonlayarak servis edebilirsiniz. Dilimlerin güzel çıkması için mutlaka iyice dinlenmesi gerekiyor. Ben 3 saat dinlendirdim. Daha fazla dinlendirseydim daha güzel üzerindeki ganaj donacaktı. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Hem muzlu kreması hem de pandispanyası çok güzel olmuştu. Her katı birbiriyle uyumlu bir pasta. Umarım denedikten sonra beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz de sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle pastanın sizlere kıvamını da göstereceğim. Tek kelimeyle lezzeti şahaneydi. Şöyle kıvamını da görebilirsiniz hem kekin hem de kremanın. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videomu kaydetmeyi unutmayın. Aynı zamanda denemesini istediğiniz, görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda ve tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.